Merhaba, merhaba, tünaydın canlarım benim, tünaydın. Saat şu an tam öğle vakti. Ay hakikaten bu saçlar da uzuyor, kız inmiyorlar daha, biraz da dağınık yatıyorum ya, sağda kız ıslıyorum, indiriyorum, inmiyorlar. Kirpi gibi dineliyorlar, neyse uzasın kestirmeyeceğim artık zaten. Hepinizi çok çok... Oh, kokulu kokulu öpüyorum. Kendime aynada bakıyorum da burada daha şey görüyorum kendimi. Bak şuradan gene kedi kuyruğu gibi. Kedi kuyruğu gibi. Sizleri kokulu kokulu öpüyorum. İkinci kahvemi içiyorum bu arada. Kahve kolik olmazsa olmazlarımdan biri. Kahve içmeden asla. Sabah kalktım ve önce o, öğlen o. Öyle sonrası o, akşam gene o. İnşallah iyisinizdir canlarım benim. Ben çok iyiyim. Ama hava iyi değil. Hava tabii artık normal canım. Kış mevsimindeyiz. Olacak tabii. Tabii şimdi iyi gelmez hava. Eskiden o yağmurlu havalarda ne yürürdüm. Ay iyi. Hele bir yürüyüşümüz mesela. Eşimle nişanlı olduğumuz, hep atladım demişimdir ya. Bursa'da oturan canlarım benim bilirler yani. Veysel Karane var bizim o tarafta. Kış mevsimindeydik de, biz zaten kış mevsiminde evlendim. Eşimle o tarafa gezmeye gitmiştik, Veysel Karane tarafına. Bir yağmur bastırdı. Araç kaldı. Yağmur dediğim öyle böyle yağmur değil. Yürüyorsun, dizlerinin üstüne dahi geliyor. O her yer böyle doldu. Şimdi bıraktı. İmkanı mı var motor? Yollarda normal araçlar, otobüsler gitmiyor. Kaldı. Herkes o tarafa kaçıyor, bu tarafa kaçıyor. Biz hiç kaçmadık. Tutuştuk el ele. Sanki kordon boyunda geziyor gibi yavaş yavaş. Anam millet bize bir bakıyor. Yani o yağmurda herkes de bir telaş. Herkes yok, saçak altı, apartman altı, orası burası, şemsiye. Bizde hiç istifimizi bozmak yok. Dizlere kadar yolda su. El ele tutuştuk ama nasıl her tarafımız sırılsıklam oldu. Gayet yavaş adımlarla sanki kordon boyunda yürüyüşe çıkmışık. Oh böyle geziyor. Tabii o zaman o havalar güzeldi. Ama şimdi gel bak böyle havalar sıkıyor beni. O zaman sıkmıyordu. Bak yağmurlu kapalı derken aklıma o geldi. Hiç unutamam. O yağmurda tam ıslandık yani. Tam ıslandığımı bırak. Zaten biz ıslandıydık birbirimize. İyice ıslandık. Neyse kahvemi içeyim. Bugün vallahi bugün ne yapayım dedim. Bugün etli nohut yapacağım. Küçük kemikli. Ondan yapacağım. Yanına bir tane de pilav. Pirinç pilavı. Başka ne yapayım yanına? Gerçi yanına başka bir şey de var ama herhalde bir de cacık türü gibi bir şeyler. Salata. Salatayı yapmam lazım çünkü... Belgin salatayı tabii bazı şeyleri doğramadığım zaman yiyor. Evet hep beraber gidelim etli nohutumuzu yapmaya. Bak ıslandık gene aklıma geldi. Evet sırılsıklam olduk hem de. Evet mutfağımıza geldik hanımlar. Hanımlar beyler diyeyim. Ocağımın altını yakayım. Çay bahane sohbet şahane diye bir laf var ya. Şimdi benimki ona döndü. Sanki bir nohutu bilmiyorsunuz da benden mi öğrendiniz? Ne alaka? Hep beraber. Çok az bir şey yağımı koydum. Ben şöyle küçük kemikli haşladım. Etlerimiz var. Hazırlayacağım. Bir tabak kadar da nohut, kuru fasulye, bakliyat canlarım benim. Biz eve geldi mi belli olmaz. Uzun süre durar diye çok az bir şey haşlayıp dondurucuya dipfrize koyuyoruz. Hazırda güzel oluyor. Çıkar oradan yap. Evet, dondurucudan çıkardım sabah. Burada pirincimi ısladım tuzlu suyla. Soğanlarımızı bir doğrayayım. Hep beraber etli kuru fasulye. Kuru fasulyesi ya. Nohut yapalım.
Benim de bazen cinsliğim vardır. Bakar mısın? Bir tane normal soğan aldım. Gerisini diktim. Küçük arpacık soğan aldım. Cins ya, bazen cinslik tutar ya. Allah'ım ya Rabbim, kız içeride konuştuğumdan beri şunu indiremedim. Şeytan diyor alma kızı, vur oraya. indiremedim gitti onu ya. Islıyorum olmuyor. Bak şöyle bakarken gözüme takılıyor, sinir oluyorum. Aman bırak da kalsın kız, öyle bir tane bir şey vardı. Fıkra vardı. Kerim bir tanesi, kelle değilim ya. Bir arkadaş anlatmıştı, ne gülmüştüm ya. Şeye gitmiş, tabii şuralarında az, şuralarında hiç yok. Tam şu tarafında çok az bir şey, şöyle 8-10 tane gibi bir saçı var. Onları da böyle böyle artık yaydırıyormuş. Tövbe tövbe Allah'ım. Sen deyince aklıma Marif geldi. Ay Marif, öpüyorum seni buradan. Teyzem benim, diyemem gene. Kurban olurum. Konfere gitmiş. Gerçi hepimiz biliyorsunuz da. Şimdi dedim ki o hesaba döndü. Artık şimdi konfer, arka tarafların tıraşını yapmış. Almış yani az az. Şimdi adam şurayı böyle yatırıyormuş, olmuyormuş, öyle yatırıyormuş, yatırıyormuş, olmuyormuş. Yok yani, şey yapmıyor, olmuyor bir türlü. Saç. Adam da kızmış artık, demiş. Almış yerini şöyle yapmış. Bırak dağınık kalsın demiş. Öyle saç mı var da dağınık kalsın? Bırak demiş, dağınık kalsın demiş. Şimdi benimki de o hesap, o oradan dineliyor, dineliyor. Gözüme takıldı, aklıma. O geldi. Evet, soğanımı kavurayım. Bu arada pirinci. Biliyorsunuz ben tuzlu suda bekletiyorum. Önceden ıslamıştım pirincimi. Şimdi benimki de o hesap. Aman bırak dağınık kalsın. Ay bugün hava soğuk kız. Hem karanlık. Öğlen üstü ama şey dışarısı hafif karanlık. Kışında nohut kuru fasulye. Ama bu nohutun yanına. Neyse turşularından da çıkarabilirim. Evet turşular da var. Evet etimizi koyacağım. Soğanımız hafif kavruldu. Ben et suyunu atmıyorum. İçinde kullanacağım tekrar. Normal su koymayacağım. Ama biliyorsunuz ben et gibi, tavuk gibi şeyleri kefi gitsin diye sıcak suda bekletiyorum. İyice akıyor onlar. Etimizi kavuralım. Evet etimiz kavruldu. Çok az bir şey salçamızı atıyorum. Ay salça, eskiden ne güzel salçamızı da yapardık. Tabii evler bahçeli olunca. Burada yapacaksın, nerede kuracaksın? Ha, tarasa çık, nerede kontrol edeceksin? Mis gibi yapardık. Tabii evli değilken anneciğim de yapardı da. O zamanlar zor gelir, kızar. Hani oturtuyor hepimizi. Geçir aman kevgirden, geçir aman kevgirden. Domatesleri doğra, yıka. Kızıyorduk ama ev bak sahibi olup da yıllar geçtikçe bu sefer kendimiz yapmaya başladık. Evet, salçamızda kaldı sulum, duduşlar. Evet, duduşlarım salçamızda kavruldu. Et suyumuzu koyuyorum. Arkadan da nohutumuzu. Bir 10 dakika çünkü etimiz haşlanık. Nohutumuz da ona keza. Bir 10 dakika kaynatıp
15 dakika ya da şöyle yağ salçasıyla özleşsin diye sunmaya. Evet, duduşlarım. Nohutumuz pişti. Altını kapatıyorum. Klasik bir, hepimizin bildiği nohut yemeğimiz. Tabii bunun yanına ben bir de pilav yapacağım. Akşam üstüne doğru. Evet, afiyet olsun canlarım benim. Sizleri kokulu kokulu öpüyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bye.